Van'da 10 tarımsal sulama göletinde çalışmalar devam ediyor. Van Valisi Dr. Ozan Balcı yapımı devam eden tarımsal sulama göletlerinde incelemelerde bulundu. Vali Balcı 10 gölette çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. İnşa edilmekte olan göletleri incelememiz devam ediyor. Şu anda da Gürpınar ilçemiz Elaşmaz köyündeyiz. Elaşmaz gölet inşaat alanındayız. Elaşmaz muhtarımızla, köylülerimizle beraberiz. İnşallah diğer o yapılmakta olan 10 göletle biri beraber Elaşmaz göletimiz bittiğinde 8500 dönüm alan sulanacak. Köylülerimiz 15.000'e yakın koyunları var. Arpa, buğday yetiştiriyorlar. Korunga, yonca, fi yetiştiriyorlar. İnşallah bu hayvancılığın geliştirmesine çok katkısı olacak. Birin başına daha çok ürün elde edecekler. Hayvanlarını daha iyi besleyecekler. Elaşmaz göleti, Elaşmaz köyümüz için, Gürpınar'ımız için, Van'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'mize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ben Elaşmaz Muharrem Muhtarı'yım. Elaşmaz Muharrem'imizde yani gerçekten bir asırdır bu barajı biz bekliyoruz. Bu barajı yapılırsa bizim işimiz de çok güzel olur. Hayvanlarımız, arazilerimiz, biz arazilerimizi bu suyla sulandırıyoruz. Ne kadar nüfus var burada? Şu an 1700 nüfusumuz var. Ne kadar bir alan sulanıyor burada? Arazi sulanma çoktur. Bir 20 bin dolum arazimiz vardı bu göletin önünde. Yani bu gölet yapılırsa daha doğrusu Elaşmaz yani feraha gider. Vali Balcı, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray ile birlikte ilk olarak İpek Yolu ilçesi Karagündüz mahallesindeki Karagündüz göletinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bu göletler inşallah Van'ın geleceği olacak. İnşallah bu hayal ettiğimiz, şu anda projelendirdiğimiz, tasavvur ettiğimiz, takip ettiğimiz göletler bitince Allah'ın izniyle bu potansiyel bizim sulama alanı 2,5 milyon dönümün sulandığını hayal ettiğimde Van'ın zenginliğine zenginlik katılacak. Köylülerimizin, özellikle de çiftçilerimizin, tarımla, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin zenginliğine zenginlik katılacak. Huzurlarına, refahlarına, esenliklerine çok büyük katkı olacağını düşünüyorum.